Merhaba, bugünkü konumuz düzgün üçgen piramidin alanı ve hacmi alıştırmalar. Örnek, bir ayrıt uzunluğu A eşit 2 cm, yanal yükseklik S eşit 6 cm ve cisim yüksekliği H eşit 5,5 cm olan düzgün üçgen piramidin alan ve hacmini hesaplayalım. Düzgün üçgen piramit ne demek? Tabanı düzgün üçgenden, eşkenar üçgenden oluşu ve yan kenarlarını da üçgenlerden oluşan. Ne bulacağız? Taban yüksekliğini bulacağız. Taban alanını bulacağız. Yanal alanı bulacağız. Bütün alanı bulacağız ve hacmini hesaplayacağız. İlk önce neyi bulacağız? İşte kenar uzunluğu var. Cisim yan yüz yüksekliği var ve cisim yüksekliği var. Neyi bulacağız? H'yi bulacağız. H bizim ne? Taban yüksekliğimiz. Taban yüksekliği neden oluşuyor? Madem ki eşkenar üçgen, bütün kenarları eşit olduğundan A eksi A bölü 2 karede. Bunu ne yapacağız? A kare A 2 olduğundan 2'nin karesi 4, 1'in karesi zaten 1, 4 eksi 1, 3. H karede 3 ne olacak? Bizim taban yüksekliğimiz karekökü 3 santimetre olacak. Taban yüksekliğimiz karekökü 3 santimetre. Taban alanını bulacağız. Taban alanı neye eşit dedik? Tabanımız bizim üçgenden oluştuğuna göre taban çarpı yükseklik bölü 2'den oluşacak. Tabanımız, yani kenar uzunluğumuz 2 santim, cisim yüksekliğimiz karekökü 3, 2 çarpı karekökü 3 bölü 2 ne elde edeceğiz? Bizim taban alanımız B eşittir karekökü 3 santimetre kare. Şimdi yan alanımız neden oluşuyor? Yan alanımız 3 tane üçgenden oluştuğuna göre o zaman yine ne olacak? Taban çarpı yükseklik bu sefer yan yüz yüksekliği 6 çarpı 3 bölü 2. Bunları hepsini çarptık mı ve böldük mü ne olacak? Yanal alanımız 18 santimetre kareden oluşacak. Bütün alanımız neye eşit dedi? Taban alan artı yanal alan. Taban alanımız bizim 3 karekökü 3 artı yan alanımız 18 santimetreydi. Bütün alanımız ne olacak? 18 artı karekökü 3 santimetre kareden oluşacak. Ve hacmimiz neden oluşuyor? Taban çarpı cisim yüksekliği bölü 3. Tabanımız bizim karekökü 3. Cisim yüksekliğimiz 5,5 santimetre bölü 3. Bunları hepsini çarptık mı, böldük mü? 5,5 karekökü 3 bölü 3 santimetre küpten oluşur. Bütün bulduğumuz değerler bunda. Kenar alanı, kenar uzunluğu 2 santimetre, cisim yan yüz yüksekliği 6 santimetre, taban yüksekliği karekökü 3 santimetre, cisim yüksekliği 5,5 santimetre, taban alanı karekökü 3 santimetre kare, yanal alan 18 santimetre kare, bütün alanımız 18 artı karekökü 3 santimetre kare ve hacmimiz 5,5 karekökü 3 bölü 3 santimetre küpten oluşuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.